Ulan öküz Anadolu'lu. Sizin liberalizmle, komünizm ile ne işiniz var? Liberalizm lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Aynen öyle. Ben de cidden çözemedim. Bu çocuklar böyle birdenbire beyaz floresanlı mutfaklarından döktüm marka mayonezi aç bitir salamla ekmeklere döküp neden birdenbire böyle şey gibi oldular ya? Adam Smith ve arkadaşları gibi oldular yani. Böyle her akşam Discord'da Sanki böyle arkadaşa şey çalıyormuş gibi. Rahmaninov eşliğinde böyle. Ya da Moonlight Sonata falan bilmiyorum. Evet Cengiz Bey. Peki ama siz özelleştirmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, e, valla e, ben diyorum ki... E, yani rekabet olmazsa zaten serbest piyasanın hiçbir anlamı yok. O yüzden yani en kötü ihtimalle patronlar insafa gelecektir diye düşünüyoruz. Patronlar insafa gelmezse bile senin seçeneklerin yok mu ya? Başka şirketler de yok mu zaten rekabet yani libe, yani kapitalizm gereği rekabet var zaten. Orası olmazsa da orası olur. İş bol amına koy millet çalışmak istemiyor. Hadi geliyorum anne. Yani hani böyle bir durum gibi mi bu? Böyle değil mi? Bu yani hani. Ne düşünüyorsun abi? B ya böyle gibi değil mi yani? Hani yaşanan bu mu? Bu mu oluyor? Böyle bu bunları konuşuyor bu, bu şekildeler mi yani? Buradaki kulluk cool peki nereden geliyor? Bence bu Nivgen liberaller orta orta üst sınıfı asla değil Ege. Asla değil lan. Ya oğlum orta sınıf diye bir şey kalmadı. Kalmadığı gibi de zaten bunlar asla zengin çocuğu değil. Abi zengin çocuğu kimse söyleyeyim? İberkiloz zengin çocuğu. Onun da zaten yani neden zengin olduğunu biliyorsunuz. Çünkü çok başarılı bir influencer olduğu için ailesinin AKP'li olmasıyla alakası yok. Hepsinin babası günde 10 saat çalışıyor. Evet oğlum. Yani liberalizm böyle şey gibiydi zaten. Bir ideoloji gibi bir şey değil ya. Liberalizm zaten olan bir şey ya yani. Hani şey hani böyle liberalizm işte kapitalizm bir ideoloji midir mesela? Hayır. Yani kapitalist olmak vardır ama bir ideolojik olarak kapitalist ya ben merhaba. E, sizce toplum nasıl yönetilmeli? Ben kapitalistim ya. McDonald's, Coca-Cola hani böyle bir şey değil ya bu. Yani toplum sizce nasıl yönetilmeli? Ben liberalim. Evet peki toplum nasıl yönetilmeli? Devlet karışmasın. Okey. <laughs> Adam ödediği verginin bediği, işte az kazınca azalacağını zannediyor. Abi evet. Evet ben anlamadım. nasıl Neden? Nasıl? Yani Gerçekten yani nasıl bir ortam yani okey şeyi biliyorum. Tamam okey yani bu çocuklar böyle bir hafta başka bir şey olur, öbür hafta başka bir şey oluyor. Anlıyorum. Şey nereden geliyor abi? Bak adam demiş ki mesela örgütlenenlerin kazanması durumunda cebimizden daha çok vergi çıkacağı vurgulanıyor demiş. Yani how like nasıl ne? Na bak. Bunu yazmış mesela çocuk. Bu bu nasıl oluyor lan? örgütlenenlerin kazanması durumu cebimizden daha çok vergi çıkacağı vurgulanıyor şunu diyebilirsiniz vergin ranta gideceğini, emekçiye gitsin peki Türkiye'de maaşına bu kadar zam yapılmayan devlette çalışmayan çoğunluk olan emekçinin daha çok vergi vermesi nasıl bir hak kimse bir şey demiyor lan kim diyor oğlum bunu özel sektördekiler daha çok vergi versin evet biz arkadaşlar düşündük ve bir normal çinko karbon vatandaş olarak bir karara geldik Özel sektör daha çok vergi versin. Fakir daha çok vergi versin. Allah Allah. Bir de sadece bu mu oğlum me mevzu gerçekten? Yani bir takım e, devlet memurlarına zam yapıldı diye şey mi oldu birdenbire? Özelleştireceğiz falan. Zaten yıllardır şey söylüyor. Ankara'yı komple satacağım diyor yani. Besim Tibuk. Hani evet zaten o konuda bence çok fazla memur çalıştırıldığıyla ilgili bence herkes hem fikir. Ama bu zaten Devletin kendi kendisini artık böyle götürdüğü bir mekanizma falan oldu memuriyet yani. Baya bir sektör gibi bir şey oldu bizde memuriyet. Ülkenin en önemli sistemlerinden birisi memurlar.net lan. Yani elbette tabii ki de yani bu bunu bilmiyor olabilir miyiz? Bunun farkında nasıl yani? Bu 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 legit bir problem. Fakat yani bundan önce 75 tane çok daha legit şeyler var ya hani. Memurların da çoğunu iyi kazandı. Ya fark etmez ki abi. Yani yar, yarın öbür günde mesela atıyorum yani. Maden işçilerine falan şey yapıldı. E, maden sendikaları konuştu. işte madenciler şu kadar. Ya şey kıskanan olmuş oğlum. çöp İzmir'de mi ne böyle e, çöpçülere mi ne zam yapmışlar bir yerde. Bir şey olmuş. E, İzmir belediyesinde mi böyle çöp toplayanlara e, 20 bin lira mı ne yapılmış maaşları böyle. Ona delirmişler birdenbire. Ya abi yok. bunun Yani AKP'ye kızın. Ha 27 mı ne aynen. AKP'ye kızın oğlum. Siz niye şeye kızıyorsunuz? Ben anlamadım yani. Abi vallahi ben kapital ülkelerden baktığımda tam ter bu çocuk çok savaştı. İnanılmaz savaştı bu çocuk. Böyle laf anlatıyordu. Ben bir yerden sonra bıraktım yani. Şey yapmayı. Abi vallahi ben kapital ülkelere baktığımda tam tersini görüyorum. Kapital ülkeler. Yaşıtım lavun teki Kanada'da Subway'de çalışıp altına ikinci el araba çekebiliyor. Benim annem emeğinin karşılığının yüzde kırkını devlete veriyor. Abi evet. Yani evet. Çünkü orası Kanada, burası Türkiye. Burada siyasal İslam ve AKP var. Adam sırf zevkine faiz düşürdü. ideolojik olarak yani. Can Ünal, hoş, Can Ünal hoş geldin. Hani literally tepedeki adam kafasına göre faiz düşürdü falan. Şey gibi yok. Arkasında bir mantık veya bir strateji veya bir şey yok yani. No York'a hoş geldin. Kanada'da da vergi var. Kanada'da zenginden daha çok alıyorlar. Aşağı doğru orta sınıftan şeylere doğru gidiyor yani. 950-994 hadi bakalım. Başaracağız çocuklar. Bu liberal sistemde biz de bir oyuncuyuz. Global olarak gelir vergisi %35-40 arası zaten. Dünya da Ya ben anlamadım ki yani buradaki menzuyu. Mesela işte herkes öyle yapardı şöyle yapardı gibi laflar çok abardı. Kaçak ve sığınmacılar gibi. Mesela bu da başka bir yerden gel yaklaşmış kaçak ve sığınmacılar gibi ucuz işçi alternatif olmadığı sürece insani baş vermek zorunda kalırlardı diye düşünüyorum. Mesela bu hiç çalışmamış insan sözü gibi geliyor bana yani. Hani hayatında hiç gerçekten böyle 9-5 bir mesai yapmamış. Hiç geceleri böyle çalışmak zorunda kalmamış. Öyle gibi geliyor yani. Belki öyle değildir. Günahını almayayım. Öyle gibi geliyor. Çünkü şey sanıyor mesela yani. Kaçak ve şeyler geldi. Kaçak ve sığınmacılar geldi. Ee, Suriyeliler geldi ve bu da bir neden. Bu da nedenlerden birisi mesela. Yani bu işin 50 tane nedeni var ama. Yani Suriyeliler e, biz şu anda göndersek e, yine birden bile düzelmeyecek yani. Hani anlatabiliyor muyum? Vergilerle alakalı bir sıkıntı var çünkü. Yaşam tarzında müdahale eden vergiler var Türkiye'de değil mi? Yani böyle bir sıkıntı var. Alkolden, sigaradan alınan inanılmaz vergiler var mesela. Bu da bu da ciddi anlamda pek çok tarafı değiştirilmesi lazım. İşte ne bileyim mesela şeye falan kimse takmıyor. Birilerinin yaptığı ranta yediği paraya şey yapmıyor ama işte işçi miting yaparsa bizim maaşımız azalır. Yani bu ben anlamadım ki ya bu nasıl bir mantık. Gençliği saran hastalık liberalizm. Bu aralar çocuklar ağızlarından düşürmüyorlar. Liberalizm bir, kapitalizm iki. Disney ve Mickey Mouse'u çok seviyorlar. Peki ama bu çocuklar neden liberal oldular? İşte gelin Savaş A ile birlikte bugün bunu öğrenelim. Anlat bakalım oğlum. Sendikalarla ilgili ne düşünüyorsun? Sendikalar dinde, imanda, kitapta bile yeri yok abi. Kadın çalışacak, erkek evine bakacak. İşçi çalışacak, devlet şey zam yapmayacak abi. Nasıl yapacağız ya? Yani liberalizmin kendisiyle alakalı zaten hani şey çok saçma mesela hani hani ben benim şey demem saçma olurdu. Liberalizm bir saçmalıktır. Yani liberalizm var zaten. Liberalizm sen istesen de istemesen de gelişmiş ülkelerde olan bir şey. Ama bunların dereceleri vardır tabii ki yani. Yani her ülkede, e, her ülkede şirketler baskı kurar, lobileşir. İnsanlar sendikalaşır. E, bir orta yol bulunur. This is liberalizm amına koyayım bu arada yani. Hani liberal hayat, liberal toplum. Hani topluluk şey açısından, ideoloji açısından konuşacaksak yani. Yani bir böyle kompromise edilir. Bir orta nokta olur yani anladın mı? İnsanlar sendikalaşır. Greve giderler. Şirketler baskı yapar. Bir noktada işte birilerinin istedikleri alır. Ama bazılarını alırlar. Bazılarını alamazlar falan filan. Bu oluyor zaten. Yani sanki dünyada böyle Amerika'nın soğuk savaştan sonraki dönemde yarattığı şey var ya. Red Menace. Komünistler geliyor. Komünistler geliyor. Onlar şeytana taparlar. Kedileri çalıştırırlar. Onlar köpekleri sendikalaştırırlar. Onlar komünistler. Kızıl Bela doğuda falan gibi. Kızıl Bela New York'ta. Yani hani sanki Türkiye'de böyle bir şey var. Amına koyayım Türkiye'de zaten 5 tane falan gerçek komünist vardır. O da herhalde bir tanesi Nurullah Ankut yani. AKP'nin başındaki dayı. Ben anlamadım bu mevzuyu. Nasıl oluyor acaba? Neden oluyor acaba? Seçimde masayı yumrukladılar dedi. Işte. Tek gerçek komisyon abi 3 tane var diye duydum işte. 3 tane var diye duydum yani. <laughs> Liberal ezdıkım. O ne demek şimdi? Kerem Grafitoğlu hoş geldin. CIA abi CIA Mİ departmanı. Ya vallahi öyle galiba ya. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum bir yerlerde tamam mı? Bir yerlerde bir tane adam var tamam mı? Bir yerlerde bir tane adam var. Amerika CIA bunu bu böyle göreve geliyor falan. Yeni bir ajan. E, merhaba patron görevim nedir? Evet seni Türkiye'ye atıyoruz. Türkiye mi? Ama büroya geldiğim zaman başka ülkede çalışamayacağımı bildiri kağıdında söylemiştim. Hayır. Evden çalışacaksın canım. Evden. Türkiye'de mimler yaratmanı istiyoruz. Liberalizmi ve bununla birlikte siyasal İslamcılığı ve muhafazakar değerleri patlatacaksın yavrum. Amerika sana güveniyor Jonathan. Peki efendim. Çok teşekkürler. Ha bu arada sendika mendika lafları duyuyorum. Ajanın sendikası olmaz alırım aşağı. Peki efendim. Ne bileyim yani. Böyle bir şey var herhalde bir yerlerde. Anano. Ülkücülük, jitemcilik savunacaksın. Dizden kısa şort giyen kadınlara obje diyen 15 yaşındaki bebeler sonuç olarak. Yani o kadar spesifik tabii ki çalışıyorlar mıdır bilmiyorum CIA mim departmanı. <laughs> Ama bence boş durmuyorlar bir şeyler yapıyorlar yani. Abi benim bir terim var. Liseli liberalleri Meksika bembeyaz ben beyaz penceresi hep ışık gücünü, tek kişilik kapatıp ekonomi ekonomiyle ilgili yazıp temel bakalım. Yok. Kitap okuma okumuyorlar oğlum. Adamı öldürsen okumayacak yani. Hani madem bu kadar sosyoekonomik konularla ilgili yorum getirmek istiyorlar. Yaşama. Ee, o zaman yani şey yapmaları lazım, biraz okumaları lazım. Hani bunu yapmak isteyen insan okur gibi, ama okumak da istemiyorlar yani.